Lütfü, vaziyet nasıl? Bir malumat var mı? Vallahi şüpheli bir vaziyet yok. Çarşıda da bir şey gelmedi kulağıma. Rahat olun be ya. Kapalı bilirler burayı. Belki de Besele kapalı gitti. Yunan orduları kumandanıyla Osmanlı sadrazamını İzmir'in ortalık yerinde rezil ettik arkadaşlar. Sadrazam değil, sabık sadrazam. Tekaüt oldu, tekaüt. Çabuk bırakmazlar peşini. Bu sessizlik ayrı alamet değil. Kumandanım. Ne var asker? Kumandanım. Çarşıda çalışan bir esnaf. İlginç şeyler görmüş. Anlat. Benim dükkanın arkasında metruk bir bina var. Bir garip sesler gelmeye başladı oradan. Ne sesler? Makine sesleri gibi. Binaya bir genç girdi bir sefer. Kimdi peki? Bildiğim biri değil. Lakin görsem tanırım. Uzun boylu, esmer, bıyıklı. Esmer bıyıklı. Esmer bıyıklı adam mı arayacağım Simirli'de? Türklerin hepsi esmer bıyıklı. Kumandanım, makine dediği aradığımız matbaa olabilir mi? Binaya kağıt götürürlerken görmüş. Kağıt mı? Hemen hazırlanın, baskın yapacağız. Burası emniyetli mi ki bilemedim. Hah, açtı yine şu mağazını. Kutuyu da şuna koyalım. Yahu biz burada çalışmayacak mıyız? Bir dakika yuklarız. Yalnız burası Filip Huzuroğlu da bekar. İyi ya, kimse aramaz burayı işte. Ha, aynen. Oldu mu? Evet. Aman. Zar zor çalıştırmıştık Bat Bey. Yazık günah o cebeye bize. Ortalık bir sakinlesin. Biz bunları geri taşır, yine kurarız matbaamızı. Yüzbaşıyla da öyle konuştuk. Bir iki gün kalsın sonra taşıyalım. Taşırız da, kurarız da bir ha. Koskoca Mustafa Kemal'ın sözlerini bastı bu makine. Kıymatlamazlar artık. Hadi siz çıkın. Etrafı kolaçan edersiniz. Doğru dersin. Lazım öğrenelim deli Filikos bir ipucu yakalamış mı? Bu kalanlar ne olacak? Ben hallederim o kadarını. İyi. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Sen kimsin? Yorgo'nun tırağıyım beyim. Yorgo. Yorgo kim? Körcü Yorgo. Siparişiniz vardı, ben onları bırakıyordum. Bu saatte? Kusura bakmayın beyim, anca gelebildim. Bunları getirdin. Evet. Sizin için hepsi. Tamam, oyalanma. İşin bitince çık. Tamam beyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.